Taha Kılınç, Maymuncuk Suriye'de herkes zaten birbirine saldırıyor. Doğu Guta'daki problem sahada çok fazla aktörün bulunması. Suriye'nin birçok bölgesinde durum son derece karmaşık hale geldi. Doğu Guta'da ise oradaki tansiyonu nasıl düşürebileceğimizi ve acı çeken insanlara yardımların nasıl ulaştırılmaya başlayacağını görebilmek için. Suriye hükümetiyle yakın diyalog içindeyiz. Şu anda hala onlardan gelecek cevabı bekliyoruz. Diyalogumuzu sürdürüyoruz ama benim son durum hakkında bilgim yok. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı'nın BBC'ye verdiği röportajda Şam'ın Doğu Guta bölgesinde devam eden bombardıman hakkında söyledikleri bunlar. Muhabirin Şam rejiminin saldırıları hakkında ne düşündüğü sorusuna cevap olarak sarf ettiği herkes zaten birbirine saldırıyor cümlesi bilhassa manidar. Doğu Guta'da taraflar sanki eşit şartlarda bir savaş veriyormuş ve uçaklar sivilleri bombalamıyormuş gibi. Suriye'deki mevcut dengeler gereği İran ya da Rusya Doğu Guta'daki vahşeti tek bir emirle sona erdirebilir. Tansiyonun düşürülmesi için Suriye hükümetiyle diyalogdayız ifadesi bu yönden gerçeği yansıtmıyor. Doğu Guta'da bölgenin tamamen yok edilmesi hedefine yönelik bir soykırım uygulanıyor. Beşer Esed rejiminin bombalarıyla enkaza dönüşen Doğu Guta'dan yükselen çığlıklar ve ahlar, Tahran ve Moskova tarafından açıkça göz ardı ediliyor. Arakçı'nın röportaj sırasında söylediği ilginç bir cümle daha var. Bizim Suriye'de bulunmadığımızı düşünün. Şam'da ya da Beyrut'ta veya başka bir yerde şimdi IŞİD olurdu, İran Suriye'de terörizmi önlemek için var. Önce Halep'te şimdi de Doğu Guta'da can veren sivilleri düşündüğümüzde Arakçı'nın terörizm tanımının epey geniş olduğu anlaşılıyor. Kendisi bizzat ifade edemese de Esed yönetimine karşı çıkan herkes teröristtir demek istediği görülüyor. Sahadaki fiili duruma baktığımızda sözleri başka anlama gelmiyor çünkü. IŞİD veya DAEŞ artık nasıl isimlendirirseniz Orta Doğu'da çok kullanışlı bir maymuncuğa dönüştü. Dilediğiniz yere saldırabiliyorsunuz ve bunu IŞİD'le mücadele olarak isimlendirdiniz mi? Kimse karşınıza çıkamıyor. İtiraz edenlere de suçlama hazır nasıl olsa. IŞİD'ci. Eh kimse bu sıfatla anılmak istemeyeceğinden Amerika, Rusya, İran gibi ülkelerin ve bunların uzantılarının coğrafyamızda dilediği yerleri bombalamasına ses de çıkaran olmuyor. Hatta bu ülkeler kendi terör tanımlarına göre birbirlerine de el altından saldırabiliyor. Olan coğrafyanın masumlarına, sivillerine, kimsesizlerine, kadınlarına, çocuklarına oluyor. Amerika'nın Irak ve Afganistan'da imza attığı katliamlar bugün Rusya ve İran tarafından Suriye'de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır tarafından da Yemen ve Libya'da tekrarlanıyor. Coğrafyanın zavallı halkları sahipsiz, çaresiz, kimsesiz. Türkiye gibi gerçekten insani niyetlerle Ahlaki düsturlar çerçevesinde ve samimiyetle sorunları çözmeye çalışan bir ülkede bu vahşi kamplaşmanın orta yerinde ilkelerinin peşinden gitmeye ve istikametini bozmamaya çabalıyor. Afrin'deki terör odaklarına yönelik operasyonlarda sivil kaybı yaşanmasın diye gösterdiğimiz özen ve dikkatin binde birini yukarıdaki devletler gösteriyor olsaydı bugün karşımızda bambaşka bir Orta Doğu manzarası olurdu. Coğrafyada sadece kazanmaya, ne pahasına olursa olsun ilerlemeye ve toprak gaspına odaklanılmışken hiç dikkate alınmayan bir nokta var. Kendi evladını elleriyle toprağa vermek zorunda kalan babaların, anne babaların cesetlerini enkazdan çıkaran çocukların öfkesi, Bugün pervasızca alt üst edilen şehirlerden, yarın kontrol altında tutulamayacak düşmanlık ve kaos dalgalarının fışkırması kaçınılmaz. Esed rejimi tarafından bomba yağdırılan Doğu Guta'yı düşünelim mesela. Burada acı çeken insanların içindeki kederi, nefreti ve haklı kini neyle söndürebilirsiniz? Esed ve onu destekleyen İran'la Rusya günün sonunda kazansa bile Suriye'ye bu şekilde nasıl barış gelecek? Savaş uçaklarıyla insanları sindirdiniz diyelim. Bu öfkenin iliklerine işlediği insanların bir süre sonra yeniden ve daha sistemli şekilde patlamasına nasıl engel olacaksınız? Her seferinde başını azıcık kaldıran bombalanacak mı? Orta Doğu ve İslam coğrafyasında at koşturan yabancı güçlerin bu soruları dert etmemesi gayet normal. Onların zaten amacı bu toprakların belini bir daha doğrultamayacak şekilde karışması ve karıştırılması. Dolayısıyla bu soruları gündemine alması gereken ülkeler, coğrafyanın yerli aktörleri. İran, Suudi Arabistan, Mısır ve diğerleri. Eğer bu ülkeler düşmanlarının ahlakıyla ahlaklanmak ve ilkeleri hiçe saymak konusunda diretmeye devam ederlerse ortaya çıkacak tufan hepimizi yutacak. Bölgemizde şahit olduğumuz karmaşayı dış güçler üzerinden izah edebiliriz. Bu tümüyle yanlış değil ama daha önce konuşmamız gereken şey şu. Düşmanlar kendilerinden beklendiği gibi düşmanlıklarını icra ederken bu coğrafyanın yerlileri ve yerel aktörleri ne yapıyor? Taha Kılınç, Yeni Şafak